Bronşit hastalığı. Bronşit. Bronşlar bir insanda takriben akciğerlerinde 300 milyon alveolon denen hava kesicikleri var. Hava kesicikleri oksijen alır, karbondioksit verir. Bu hava kesiciklerini ütüleseniz, açsanız 450 metrekare alan kaplar. Futbol sahasının yarısından biraz daha fazla. Bir insanın akciğeri 450 metrekare. Hava kesiciklerini böyle açtığınızda, yayıldığında akciğer ters çevrilmiş ağaç gibi böyle ana dallar, yan dallardan yani bronş ve bronşiyallerden oluşur. Havanın aktığı. Şimdi bronşit neden oluşur? Bakteri, virüs ve mantarlar sebep olabilir. Yani kişi üşütme, grip, nezle vesaire olur. Tedavi olmazsa zamanla bronşite sebep olabilir. Bronşiyal astıma sebep olabilir vesaire. Birçok sebep bunu tetikleyebilir. Bununla ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmıştır. Şu lila çiçekli Afrika ıtırı sardunyagillerden. Pelargonium sidoides latincesi, Türkçe karşılığı Afrika ıtırı. Afrika ıtırının kökünden çok özel bir destilasyonla elde edilen bunun birleşimindeki etken madde ne yapıyor? Bronşit, astım, sinüzit, faranjit gibi rahatsızlara karşı etkisi ispat edilmiş. Binlerce insan üzerinden denenmiş. Mesela sadece Avrupa'da kaç bin kişi üzerinde denenmiş? 141 bin kişi üzerinde, hasta üzerinde denenmiş. 141 bin? Evet. Öksürük, faranjit, sinüzit, bronşit gibi rahatsızlıklar hastalar üzerinde etkisi ispatlanmış. İlk Afrika'da, bu Güney Afrika'da altın ve elmas madenleri bulununca ne oluyor? İnsanlar, on binlerce insan buraya zengin olmak için altın, elmas bulmak, orada çalışmak, para kazanmak için oraya gidiyor. Tabii otel yok, motel yok. Ne oldu? Üst üste yan yana yatıyor insanlar. Zatüre, verem, veba, bir sürü hastalık salgın gibi yayılıyor. Evet. Orada işte bu buraya zengin olacağım diye giden insanlardan birisi zatüre yakalanıyor. Öldü, ölecek diye kaldırıyorlar. Bir kenara koyuyorlar. Afrika'nın yerli kabilesi de Zulu kabilesi. Alıyor onu, tedavi ediyor. Bu Afrika ıtırının köküyle. Adam ayağa kalkıyor, ben nasıl iyileştim? İşte Afrikalılar diyor ki, biz şunu şu bitkinin köküyle iyileştirdik. Aa, çok iyiymiş diyor. Hemen başlıyor, topluyor köküne işte, İngiltere'ye götürüp orada destilasyonla ilacını yapıyor, piyasaya sürüyor, antibiyotik olarak kullanılıyor. Sonra bunu İsviçreliler marka tescili yaptırıyor, Doktor Allen. O günden bugüne kadar antibiyotik olarak kullanılıyordu Afrika ıtırı dünyada. Fakat penisilin icat edilince 1937'de yavaş yavaş Afrika ıtırı unutuldu. Ne oldu? Ortaya penisilin çıktı. Penisilin de alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, birçok hastalıkları tetiklediği zamanla anlaşılınca tekrar penisilinden vazgeçti bütün dünya yavaş yavaş. Çok çok tehlikeli oldu. Alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, böyle ani ölümleri tetiklediği anlaşılınca bırakıldı. Tekrar Avrupa'da ıtıra döndüler. Itırın kökünden elde edilen, destilasyon elde edilen ekstrakt, damladraje, bronşit, faranjit, sinüzit, astım gibi rahatsızlar da 10 numara. Mesela şimdi küçük çocuklarda özellikle daha çok orta kulak iltihaplanması olur. Verirler ağrı kesici, verirler antibiyotik. Bağırsaklarındaki faydalı bakteri yok ettin. Bağırsak florası 0-6 yaş grubunda hiç antibiyotik kullanmamak gerekir aslında. Hiç. O yaşlarda bağırsaktaki faydalı bakteriler çoğalıyor. Müdahale ettiğiniz zaman faydalı bakteri azalır, mantarlar çoğalır. Zararlı bakteriler çoğalır. Bu da alerjik hastalıkları, cilt hastalıklarını tetikler. Çocuğun fiziksel ve ruhi gelişimini engeller. İleride Allah korusun gerizekalı da olabilir yani çocuk. Kimyasal ilaçlar nereye gidiyor? Bu mantarların üretmiş olduğu toksinler karaciğere geliyor, zehirliyor. beyni etkiliyor, hormon dengelerini bozuyor vesaire. Oysa burada ıtır var. Itır, mesela Güney Afrika'da yetişen ıtır aslında Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde de yetiştirilebilir. Antalya'da veya Muğla'da veya Andana'da, Hatay'da. Bizler acaba biraz korkuyor muyuz diyeceğim. Belki doğru bir terim olmayacak ama böyle bitkisel şeyler kullanmaya meyilli değiliz. Sanki kimyasal ilaçları daha çok seviyoruz. Evet, seviyoruz maalesef. Özellikle niye? Şimdi çocuklarda mesela şu an canlı yayına bağlantı alsak ben eminim birçok anne der ki hani eczaneden aldığım ilacı kullanayım der. Neden bu şey neden var sizce? Bizde sağlık üzerine bilgili değiliz. Bilgili bir toplum değiliz. Mesela Almanya'ya giden, Almanya'da yaşayan Türkler de artık öğrenmiş. Oradaki Türkler de öğrenmiş. Mesela Almanya'da bir Türk ailesi, bir Türk annesi markete gittiği zaman elinde bir liste var çoğunun. Yani bakıyor çocuğuna çikolata, jelibon, kek, şu bu alacaksa bakıyor listeye bu, E210, E200 vesaire vesaire varsa almıyor. O tehlikeli diyor. Anneler bile orada listeyle geziyor. Markete gidince. Türk anneler Avrupa'daki yaşında. Evet. Türkiye'dekinin bundan haberi yok. Yani bu çikolata, jelibon, kek, gofret. Şimdi hangi kimyasallar var ona bakmıyor ki. Alıyor. Zehirleniyor. Farkında değil.